Sınırsız'dan herkese merhaba. Bugün dünya genelinde koronavirüs salgınıyla uğraşıyoruz. Büyük bir felaketle uğraşıyoruz. Bugüne kadar insanlığın görmediği bir felaketle uğraşıyoruz ama bundan 34 yıl önce 26 Nisan 1986'da da Çernobil felaketini yaşamıştık. Çernobil nükleer santralindeki patlama sonucu bütün dünya büyük bir radyasyon felaketiyle karşı karşıya kalmıştı. Bunun etkilerini hala yaşıyoruz. İşte Çernobil felaketini, koronavirüs salgınının bugün iklime etkilerini ve çalışanların koronavirüs salgını karşısındaki durumunu konuşmak üzere Nükleersiz Org Proje Koordinatörü ve aynı zamanda gazeteci olan Pınar Demircan'la birlikteyiz. Pınar Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Pınar Hanım isterseniz Çernobil'in geçmişini konuşmadan önce bugüne gelelim ve bu ay başında Nisan'ın 4'ünde Ukrayna'da Çernobil yakınlarında orman yangınları ortaya çıktı. Ve bu yangınlar Çernobil çevresinde büyük zarar verdi ve aynı zamanda bir radyasyon bulutu oluşmasına da sebep oldu. Bu felakette ne durumdayız? Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi Çernobil nükleer felaketinin yıl dönümüne doğru geliyoruz bu 26 Nisan'da. Hani her yıl bir anması yapılır çeşitli illerde, İstanbul, Sinop, Mersin. Bu sene COVID-19 salgını nedeniyle bunları da gerçekleştiremeyeceğiz ama Çernobil kendisini unutturmuyor elbette. Bu yangın 4 Nisan'da başladı diye biliniyor. Ne var ki ilk önce daha küçük ölçekte olan yangının büyümesi nedeniyle Çernobil nükleer felaketinin tekrarlanması gibi bir durum dahi oluştu. Neydi bu yanan, ne kadarlık bir alan yandı derseniz, işte toplamda tecrit bölgesinin yarı çaplı alanı, 30 kilometre yarı çaplı alanda işte 9 kilometre kare gibi bir bölge ise bunun %7'sinin yandığı düşünülüyor. Tabii bu yanmayla beraber oradaki 86 yılında açığa çıkmış olan radyoaktivitenin o patlamayla 4. reaktördeki bu radyoaktivitenin çeşitli radyoaktif izotopların yayılması, çevreye yayılması, tabii ki dünyayı da dolaştı aynı zamanda bu radyoaktif izotoplar. Çevreye de yayılmış olması, ağaçlarda tutulmuş olması nedeniyle yangınla beraber yeniden hareketlendiler. İşte bu tecrit bölgesinin sınırlarında başlamıştı ilk yangın. Daha sonra nükleer santralin yakınına doğru ilerlediğini öğrendik. 14 Nisan civarıydı ve 3 ayrı yangının başladığını öğrendik. Yani ne var ki bu ilk yangın değil. 2015 yılında da olmuştu, 2018 yılında da meydana gelmişti yangınlar. Çıkış nedeni olarak bunun anız yakma olduğu söyleniyor. Bu bizim Türkiye'de de çok karşı karşıya geldiğimiz bir durum. Lakin esas mesele etmemiz gereken şey, daha doğrusu ikinci şey diyeyim. İlki tabii ki radyoaktivitenin tekrar hareketleniyor olması. İkincisi de bunun kışın kurak geçmiş olmasıyla da ilgisinin bulunması. Yani işte iklim değişikliğiyle beraber biz her geçen yıl bir öncekine göre daha kurak geçtiği üzere yangınları daha fazla hani deneyimlemeye başlayacağız. Bunun nükleer santraller açısından ciddi risk oluşturduğunu da görmemizi sağlıyor bu nükleer santral bölgesinde çıkan yangın. İlaveten şunu da söylemek istiyorum ki ikinci yangınlar nükleer santralin 1 kilometre mesafesinde başlayan bu yangınlar. Aynı zamanda bir de atık deposunu orada, çünkü 86 yılındaki işte ortaya çıkan atık radyoaktif kirliliğin oluşturduğu katı atıklar toplanmış, istiflenmiş bir depoya doldurulmuştu. Bu deponun da maruz kalması söz konusu oldu yangına. Ayrıca bu santral, yani 4. reaktör patladı diyorsak 1, 2, 3. reaktörler 2000 yılına kadar çalıştırılarak Ukrayna'nın elektrik üretmesine yönünde kullanıldı. O nedenle de yakıt çubukları çıkartıldı ve santralin içinde soğutma havuzlarında bekletiliyor. Yani burada risk bitmiyor. Çok fazla Çernobil'i biz daha çok konuşacağız. Sadece anması olarak değil, yeniden yaşanacak olan bu felaketin tekrarlarıyla. Yani tekrarlama, ya felaket her seferinde daha kötü olabilir. Öyle söyleyeyim. Ve Kiev'e biliyorsunuz geldi dumanlar en son. Buyurun. Şimdi
Çernobil felaketi yaşandığında ülkemizde herhangi bir sorun olmadığı söylenmişti. Bir sıkıntı olmayacağı söylenmişti. İşte aradan 34 yıl geçti. Bugün koronavirüs salgınıyla mücadelede de yani aradan çok hükümetler değişti, yönetimler değişti ama gene aynı yaklaşımı görüyoruz. Üstelik bu yaklaşımın üzerine Türkiye'de iki tane nükleer tesis çalışması var. Birisi Akkuyu'da, birisi Sinop'ta. Bu kadar enerji ihtiyacı da dünyanın düşmüşken biz bunları engelleyebilecek miyiz? Evet, çok önemli bir konu bu. Nükleer santraller ne için gerekli? Zaten Türkiye ihtiyacı olmayan bir enerji üretimine girişmiş durumda nükleer santralle. Yani ihtiyacından ötesine geçecek yani demek oluyor bu. Lakin burada bizim şunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu nükleer felaketler olurken, yani çünkü bir nükleer santral kuruyorsanız bu nokta gözden kaçmamalı. Bu Ukrayna'da olan yangına dair hiçbir bilgilendirme yapılmıyor kamuoyunda. Yani nükleer santral eşittir nükleer felaket riski ise eğer, yetkili kurumların bu noktalarda bize açıklamalar yapıyor olması gerekir. Bu tavrın benzerini biz Ukrayna'da da görüyoruz. Her şey kontrol altında, bir problem yok ve denmesine rağmen işte o dumanlar 150 kilometre mesafe kat ederek Kiev'e ulaştı ve hafta sonu insanlar kapılarını bacalarını kapatıp evlerinde otursun dendi. Baş ağrısı yapabilir, mide bulantısı yapabilir, sersemlik yapabilir gibi açıklamalara yer verildi. Ne var ki radyoaktif kirliliğe dair, bunun da açığa çıkmış, dumanla beraber bunun da açığa çıkmış olduğunu, hareketlendiğine dair hiçbir açıklama yapılmadı. Gelelim ülkemize. Dediğiniz gibi yani bu nükleer santrallerle ilgili enerji ihtiyacı olmamasına rağmen kurulurken bir taraftan da işte felaketler olduğunda da yetkililer yine her şey kontrol altında, bir sorun yok diyecektir. Bu COVID-19 salgını da aslında iyi bir deneyim oluyor bizim için. Çünkü hani tahmin edilen hep daha fazla, söylenenin hep daha fazla olduğu yönünde yapılan açıklamaları. Akkuyu'daki nükleer santral şu anda patır patır çalışıyor biliyorsunuz. Nükleer santral inşaat işleri patır patır çalışıyor. Yani orada bir kesintiye uğramadı. 5000 kişiye ulaştı işçi nüfusu. Ve halen daha bir ara verilmedi. Bu kadar aciliyeti olmayan bir iş süreci söz konusu olmasına rağmen. Hedef işte 2023'te birinci reaktörü operasyona başlatmak. Evet, yani Türkiye'deki çalışma koşullarını da hani düşünürseniz neticede bir çalışma hayatını yakından ilgilendiriyor. Birçok insan bir arada çalışıyor. İşte belli noktalarda tedbirlerin alınması gerekiyor iş hayatında. En azından 2 haftalık bir ücretli iznin hak olduğu, bunun kullandırılması gerektiği öngörülebilmeli. Zira bu nükleer santral işçileri daha orada kampta bile olsa kendi içlerinde hani bulaştırma ihtimalinin dışında köyde de, köy çok yakın biliyorsunuz, komşu Akkuyu nükleer santralinde, köyde de temas ettikleri kişilere hani bulaştırma ihtimali var. Yani sosyal bir problem aslında bu COVID-19 salgını. Ve normal şartlarda dahi kanalizasyonunu denize bırakan bir kamp ortamı var orada. Ben Eylül ayında bir ziyaret gerçekleştirmiştim. Ekim 2019 Akkuyu şantiyelerinin olduğu yere ve köylüler göstermişlerdi Çağlayık Deresi'nin halini. İki kamp var. Güney kampı, aşağı kamp ve yukarı kamp diye geçiyor. Lakin burada yani mütemadiyen bir kirlilik hasıl oluyor. Yani COVID-19 şartlarında da bu ortamda yaşayan insanların bir hijyene kavuşması, hijyen imkanlarıyla buluşması çok zor görünüyor maalesef.
Peki bu çalışmanın sürmesinin sebebi ne sizce? Bu kadar bir aciliyet yoksa yok. Hani şu anda aslında bütün dünyanın ve Türkiye'nin de en büyük problemi bu koronavirüs salgınının sönümlenmesini sağlamak, aşısının geliştirilmesi, tedavisinin geliştirilmesi. Yani şu anda dünyada ortaya çıkan enerji ihtiyacı durumunda yani önümüzdeki 100 yılda biz bunları yapmasak bir sıkıntı olmayacak. Elbette ki olmayacak, çünkü Japonya'ya bakalım, Fukushima nükleer felaketi meydana geldi. Ülkedeki bütün nükleer santralleri tedrici olarak kapattılar. Buna rağmen bir elektrik sıkıntısı yaşanmadı. Her şey normal düzeninde seyretti. Öyleyse neden biz nükleer santral kurmakta ısrar ediyoruz? Bunun çoğumuz yani toplumda artık genel geçer bilgi sahibi herkes. Bunun politik nedenleri var. Nükleer santrallerin kurulma nedenleri politiktir. Biraz sonra buna tekrar döneceğim ama ben burada şunu sormak istiyorum. Şimdi bu işçiler Akkuyu'da çalışıyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde bizim Medyascope'da yayınlanan İl Sağlık Salgın Günleri Tanıklıkları programında Mersin'den bir gazeteci arkadaşımız çalışanlar arasında COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını söyledi. Bu insanlar nasıl oluyor da çalışabiliyorlar? Bunları koruyan bir uluslararası anlaşma ya da Türkiye'de kanuni bir şey yok mu? Çok güzel söylediniz. Önce şuna bir dönelim bakalım. Hani dünya genelinde biliyorsunuz salgın küresel bir salgın, ancak çözüm ulusaldır dendi. Bütün ülkeler kendi bacağından asılır misali. Herkes kendi yöntem yasaları, regülasyonları doğrultusunda bir hani bununla baş etmeye uğraşıyor. Lakin çalışma hayatında mesela bu anlamda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Uluslararası düzenleyici bazı resmi dayanaklar var. Nedir o mesela? ILO. ILO Uluslararası Çalışma Örgütü. Türkiye 1932 yılından beri bunun bir üyesi. Ve ILO gereği 59 sözleşmeyi imza atmış durumda. Bu 59 sözleşmeden de 55'inin aslında onaylandığını, meclisten geçirildiğini hani söyleyebilirim. Dolayısıyla burada şu anda bu ILO sözleşmelerinin hatırlanmasını tam zamanı, ben de bu konuda bir yazı yazmıştım açıkçası, tam zamanı diye ILO'yu hatırlamanın. Nitekim bu ILO sözleşmelerini kullanarak uluslararası örgüt bir rapor hazırlıyor ve bunu da yani dünya genelinde işte 187 üyesi var ILO'nun, Türkiye'de bunlardan birisi ve bu ülkeler hani, ve tavsiye kararı oluyor esasen ve bu raporda Türkiye'nin imzalamış olduğu 4 sözleşmeye atıf yapılıyor. Neler onlar? Mesela istihdam politikası sözleşmesi. 120 sayılı, 95 sayılı ücretlerin korunması sözleşmesi, 155 sayılı iş sağlığı, güvenliği, çalışma ortamına ilişkin sözleşme, 158 sayılı hizmet ilişkisine son verilmesine ilişkin sözleşme. Türkiye bunları 1965 ile 2005 arasında imzalamış bu anlaşmaları. Yani bu 55 anlaşmayı meclisten geçirmiş olduklarını söylüyorum. Bu dördü de referans alınarak hazırlanmış rapor. Öyleyse Türkiye esasen bunlara uymak zorunda. Yani bugün Galata Port işçisi öldü biliyorsunuz. Geçenlerde duymuştuk maalesef. Ve COVID-19 hastası olduğu teşhis edilmiş. Buna rağmen çalıştırılmaya devam edilmiş. Bu bir kere hani kabul edilemez bir şey. Bu cinayetle aynı şey. O nedenle ILO'nun bence baskı organları tarafından, nedir o işte, basın, sendikalar, sivil toplum örgütleri tarafından değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bunun önemini de şöyle altını çizmek gerekir. Soma maden kazası olmuştu biliyorsunuz 2014 yılında. Ve o zaman yaşam odaları olmadığı için birçok işçinin yaşamını kaybettiğini biliyoruz. Bu baskı organları, başta muhalefet partileri mecliste dile getirdiler ve söz konusu sözleşme imzalandı. Maden iş alanlarında işte gerekli ekipmanın işçi sağlığı güvenliğini destekleyici ekipmanların ortamının sağlanmasına yönelik ve yaşam odaları kuruldu. Bunun üzerine kurulmasına karar verildi.
O nedenle ILO'nun bence önemi büyük ve Türkiye'de bunu referans alma yönünde bir yönlendirme yapılabilir. Peki burada bizim medyanın, STK'ların ve sendikaların yapabileceği neler var şu anda? Yani sendikaların bir kere DİSK'in çok önemli çalışmaları var. Rapor hazırladılar iki tane. Ve bu raporlara göre DİSK üyesi olan ve COVID-19 salgınına yakalanmış olan çalışanlar iş yerlerinden hemen ivedilikle ayrılarak hem de ücretli izne ayrılıyorlar. Yani DİSK onlara haklarını sağlıyor. Yani sendikalı olmanın önemini görüyoruz esasen burada. Yani kamuya ait ne varsa, onun mekanizmalarını işleten ne varsa bu dönemde değer kazanıyor. Tıpkı sağlık politikalarında hani özelleştirmenin ne kadar sınıfta bıraktığını ve herkesin belli oranda sağlık hakkına, işte tedavi olma hakkına sahip olduğunu hatırladığımız gibi. Bunu da hatırlatıyor bize sendikalar. Sivil toplum örgütlerine ben çok iş düşüyor diye düşünüyorum. Ben de neticede bunları hani gazeteci olarak yazdım. Ama sivil toplum örgütleri de daha yüksek sesle dile getirebilir bence. Yani o siyasi iktidara bırakılmamalı bu alan yalnızca. Ben şunu da söylemek istiyorum. Örneğin cezalar var. Ciddi anlamda sokağa çıkma cezaları ödüyoruz. Yani ben hiç ödemedim ama ödendiğini görüyorum. Basından takip ediyorum. Ve yani haftada 1 milyon liraya varabiliyor bazen bu rakamlar. Korkunç rakamlar. Peki ne olacak mesela? Bizim sivil toplum olarak bunu sormamız gerekiyor. Bu cezalar nerelerde kullanılacak? Mega projelerin acaba finansmanında mı kullanılacak? Bence sivil toplumun en önemli görevi soru sormak, sorgulamak ve bunu da yüksek sesle tabii dile getirmek. Peki bugün bu işte sosyal mesafe deniyor ama aslında bu bir fiziksel mesafe sorunu, evet, yaşadığımız. Böyle bir durum da varken ortada hani sivil toplum kuruluşlarının en önemli gücü belki işte sokağa çıkmak, eylem yapmak, protesto gösterisi yapmak, işte afiş dağıtmak, hani barışçıl olarak ve demokrasi içinde birçok eylem yolu vardı ama bugün bunların hepsinin bir anlamda koronavirüs salgınıyla tıkandığını görüyoruz. Burada yeni çözümler nasıl geliştirebiliriz? Evet, çok önemli yine bu söylediğiniz. Gerçekten esasen birkaç gündür üzerinde düşünüyorum bunun. Çünkü daha sert deneyimlemeye başladık işte o neoliberalizmin yansımalarını. Hani durmuyor o. O saldırı durmuyor maalesef. İşte Salda Gölü'ne yapılanları görüyoruz. İşte diğer tarafta bir Kanal İstanbul ihalesi yapıldı, değil mi? Bakan görevinden alındı ama ihale baki. Biz sokağa çıkamazken cezayı da geçin, yani kendi sağlığımız için kendimizi riske etmemek ve sağlık koruma yani hastanelerde örneğin yoğunluk yaratmamak için, evet, bu da bir sebep. Çünkü o entübe olan hastalar vesaire, yani yetmiyor kapasite. Bunlara bir de köstek olmamak adına dikkatli olmamız gerekiyor. Çıkmıyoruz da sokağa. Fakat bu politikalar, neoliberal politikaların önünü açtığı şirketler saldırılarına devam ediyor. Burada ne yapmalıyız? İnanın ben de bu soruyu soruyorum sürekli. Ne yapacağız? Nasıl baş edeceğiz? Bu süreç kısa değil. Hani şurada Ramazan'a falan geçecek, bitecek bir hadise değil bunu. Biz bir 6 ay en az bence öngörmeliyiz. Nasıl yaşayacağız? Nasıl bu projeler devam ettirilirse biz evden telefonlarımızla mı bağlanıp da eylem yapacağız? Hayır. Ne yapacağız? Çok önemli bir soru. Evet, belki bunu hepimiz sormalı. Hepimizde. Biraz üstüne düşünmeliyiz. Fikir cümlesi, evet, yapılmalı. Ben burada tekrar 34 yıl öncesine Çernobil felaketine dönmek istiyorum. Evet. Bu felaket yaşandıktan sonra aslında bizim ülkemizin de içinde bulunduğu Karadeniz'de birçok yaşam şartı değişti. Biz belki bunlara farkında olmadan ayak bile uydurduk. Çernobil'den 34 yıl sonra biz nükleerle mücadelede, artık ben öyle demek istiyorum, nükleer
santrallerle mücadele aslında bütün bu işin ismi. Neredeyiz? Neyi yanlış yaptık, neyi doğru yaptık? Bu benim doktora tezim esasen. yani bu gerçekten tez konusu olabilecek bir mesele. O yüzden hani şunu söylemek istiyorum. Bu tek taraflı değil, karşılıklı dişleri olan bir konu. Bu siyasi mekanizmalar çalışırken diğer tarafta sosyal mekanizmalar da iç içe geçmiş durumda. Ve birbirlerini değiştirip dönüştürüyorlar. Kendi içlerinde de değişip dönüşüyorlar. O nedenle kolay cevaplaması kolay olan bir soru değil. Yani neoliberal politikalar 1980'den sonra çok belirleyici oldu tabii. Türkiye, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de. Ve gittikçe sıkışıyor sivil toplum. Fakat sivil toplumun susması demek aslında bir taraftan da zarar görmek demek. Yani genel yine ulusal olarak örneğin bir pandeminin yaşanması daha demek. Yani veya başka bir felaketin yaşanması. Atıyorum bir örnek, bu siyanür havuzları örneğin, altın madenleri kuruluyor, siyanür havuzları oluşturuluyor. Bunun çökerse, iklim değişikliği nedeniyle, şartların değişmesiyle çökmesi halinde bir felaket, ekolojik bir felaket yaşanacak. Bunu sivil toplum öngörebiliyor. Ancak kar marjını düşünen bu şirketler ya da işte daha kısa vadeli kazançların peşinde koşanlar uzun vadedeki zararları maalesef görmüyorlar. Bu nükleer felaketlerde de böyle. Yani Fukushima nükleer felaketinde insanların kurtarılması, ne kadarlık alanda insanların kurtarılacağına dair bir felaket halinde senaryo çalışması yapılmış idi. Lakin buna uyulmadı. Ve bu uyulmaması demek yine felaketin devamı. Yani o siyasi iktidarın ele alış biçimi, felakette baş etme biçimi felaketi devam ettiriyor. Onu büyüten bir etki, evet öyle diyelim, kar topu etkisi yaratıyor aslında. Yani planlandığı gibi, söylendiği gibi hareket edilseydi çok daha az insan mağdur olacaktı. Benzer şekilde işte Türkiye'de de bunun örnek işte Soma maden kazasını yaşamadan biz o yaşam odalarını kurmamız gerektiğini öngörmemişiz. Yani belki öngörmüşüz de kaçınmışız onu mecliste onaylatmaktan. Neden? Çünkü şirketler için ekstra bir maliyet ve ayrıca çalışanlarını da o maddenin içerisinde çünkü yine destekleniyor. İşçilerin çalışma şartlarının da iyileştirilmesi, genel olarak iyileştirilmesi söz konusu. Ben burada son olarak şuradan bir soru sormak istiyorum. Berlin Ekonomi ve Hukuk Okulu öğretim üyesi doçent doktor Ümit Akçay, koronavirüs salgınına kapitalizm hazırlıksız yakalandı. Ama gördük ki sol kesim daha da hazırlıksız yakalandı dedi. Dilim dolandı, bir türlü söyleyemedim. Buradan baktığımızda bugün bu salgından sonra hayatımız aynı şekilde olmayacak. Tıpkı Çernobil'den sonra aslında aynı şekilde olmadığı gibi. Bundan sonraya dair çözümler üretmek üzere atmamız gereken adımları nereden başlamalıyız? Bunu iklim krizi açısından da soruyorum. Evet, yani şu bir gerçek ki biraz daha bu doğayla, yani canlı çevreyle biraz daha hani barışçı ilişki kurmak gerekiyor. Biraz daha aslını çekelim, hatta barışçı ilişki kurmamız gerekiyor. Yani bizim ondan aldığımız ne varsa kat be kat hani geri bir şekilde bunun dönüşümü oluyor. Dönüşü oluyor. Yani yanlış yapıyoruz. Bir kalkınma, gelişme uğruna ekolojiyi mahvetmek demek bumerangla oynuyor olmak demek. Bunun dönüşü bize illaki olacak. İşte pandemide görüyoruz bu salgının ortaya çıkma nedeni. İşte biraz da ekolojik dengenin bozulmasıyla ilgili. Artı tabii ki kar ve işte o neoliberal politikaların desteklediği işte şirket yaklaşımı ne oldu? Orada bir takım önlemlerin alınmasından geri durdular. İşte aşı çalışmaları, ben öyle okudum, aşı çalışmalarının maliyetli olması nedeniyle, karlı bulunmaması nedeniyle bu sektörün
Buralarda geliştirme yapılmamış. SARS ve MERS çıktıktan sonra, onlar da biliyorsunuz COVID-19 benzeri bir o ekolden şeyler, virüsler. Yani bir önceliklerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Yaşanabilir yaşanabilir bir süreç söz konusu olacaksa eğer, bizim önceliklerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Çok açık. Nükleersiz Ork proje koordinatörü ve gazeteci Pınar Demircan, çok teşekkürler. Teşekkür ederim ben de, sağ olun. Çernobil nükleer felaketine doğru bu gerçekleri konuşma fırsatı oldu. Sağ olun. Teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Başka bir yayında görüşmek üzere.